Kanal 42 ekranlarından mutlu akşamlar. Spordaki gelişmelerle karşınızdayız. Spor Toto Süper Lig'in ilk yarı son maçında deplasmanda Akhisar Belediyespor'la karşılaşan Konyaspor rakibine 82. dakikada yediği golle mağlup oldu. Maç sonunda açıklamalarda bulunan teknik direktör Aykut Kocaman, "Toplanan 24 puan kötü görünmüyor. Fakat bunu daha da arttırabilirdik." ifadelerini kullandı. Braga'ya mağlup olduğumuz, orada mağlup olduğumuz maçtan sonra daha fazla yoğunluğumuz lige doğru yönlendi. Ve bunun sonucunda da arka arkaya puanlar aldık. 6 maçlık bir seride 14 puanlık bir seri yakaladık. Dolayısıyla bizi bir anda sezon başında lige başlarken, Avrupa Kupası ile beraber götüreceğimiz lige başlarken dilediğimiz olmasını muhtemel olan ve biraz da istediğimiz yere doğru taşıdı. Bununla beraber özellikle Karabük deplasmanı ve Akhisar deplasmanlarına çıkarken de öncelikle durumumuzu, pozisyonumuzu pekiştirmek, eğer koyabiliyorsak da üstüne koyabilmek sıralama olarak da, puan olarak da amacındaydık. Karabük'te fena gitmedi işler. Akhisar maçı son maçımızda sonuç itibariyle hemen oradan sondan başa dönerek gitmekte fayda var. İstediğimiz gibi olmadı. Sezonun ilk korner golünü yediğimiz maçta, son maçında da, yani senenin son maçı demek lazım herhalde, lig maçında da mağlup olduk. Maça şöyle bir bakıldığı zaman, yani bu bize aslında sezon başındaki 24 puan kötü gözükmüyordu açıkçası. Ancak özellikle ciddi bir çıkıştan sonra bunu biraz daha arttırabilecektik, elde edemedik. O nedenle son derece üzgünüm tabii şahsım adına ve takım adına. Konyaspor açısından baktığımızda ligin en iyi organize olan takımı, ligin en çok koşan takımı, özellikli bir takım. Bizim açımızdan maça geldiğimizde son 6-7 haftadır ciddi bir çıkışımız var. Hem oyun anlayışıyla hem ofansif gücümüzün biraz daha öne çıkartmak anlamında çok kritik bir maçtı bizim. Özellikle böyle güçlü bir takımı yenmek bize oldukça bir moral getirdi. Oyuncularımızın özgüveni yükseldi. İlk yarıyı beklediğimiz puanda bitirdik bu zorlu fikstüre rağmen. Çünkü içeride hem büyük takımlarla oynadık hem de ligin kalbur üstü dediğimiz Osmanlı Spor gibi, Konya Spor gibi çok ciddi takımlarına karşı oynadık. İkinci devre bir fikstür avantajımız var. 9 maçımız içeride. Oynayacağımız rakipler bizim denk takımlar. Bizim tabii futbol bu, ne olacağını bilemeyiz ama bir avantaj gibi gözüküyor. Spor Toto Süper Lig'deki bir diğer karşılaşmada Galatasaray sahasında karşılaştığı Alanyaspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti. Sarı Kırmızılılar'da Wesley Sneijder dün akşamın yıldızlaşan ismi oldu. Cimbom gol olup yağdı. Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray kendi evinde Aytemiz Alanyaspor'la karşılaştı. Mücadele Sarı Kırmızılıların 5-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Sezonun en farklı galibiyetini alan ev sahibi ekip ligin ilk yarısını 33 puanla kapatırken konuk ekip ise 18 puanda kaldı. I'm very satisfied and proud about our team performance today. Bugün takımın gösterdiği performanstan, takım performansından ve alınan sonuçtan çok çok mutluyum, çok gururluyum diye söyleyebilirim. Maçtan önce takımdaki arkadaşlarımızla, oyuncularımızla konuştuğumuz bir konu vardı. İlk yarının son maçına çıkıyoruz, kendi sahamızda oynuyoruz ve en iyi şekilde bu zamana kadar gösterdiğimiz şeyleri hem top bizdeyken hem top rakipteyken bütün felsefemizi, yapmak istediklerimizi en iyi şekilde sahaya sürmemiz gerekiyor. Bu imajı vermemiz gerekiyor diye konuşmuştuk. Bugün de arkadaşlarımız gerçekten bütün maça bakılır. Hem top bizdeyken, hem top rakipteyken, hem geçişlerde, defanstan ofansa, ofanstan defansa geçişlerde iyi iş çıkaran bir Galatasaray takımı vardı. O yüzden oynadığımız takım performansından ve böyle güzel bir galibiyetten ötürü çok mutluyum. Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Gümüşhane Spor'la karşılaşacak. Saat 16'da başlayacak mücadele öncesinde Yeşil Beyazlılar, Manisa'dan döndükten sonra ara vermeden maçın hazırlıklarına başladı. Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını dün karşılaştığı Akhisar Belediyespor karşısında kapatan Konyaspor, Türkiye Kupası'nda sahasında yarın Gümüşhane Spor'u konuk edecek. Yeşil Beyazlılar'da mücadelenin hazırlıklarına ara verilmeden başlandı. Kayacık tesislerinde teknik direktör Aykut Kocaman gözetiminde gerçekleşen antrenmanda, Akhisar Belediyespor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular salonda çalıştı.
Diğer oyuncular sahada ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan antrenmanı topla oyunla sonlandırdı. Ligin ilk yarısını 24 puanla 7. sırada tamamlayan Yeşil Beyazlılar, kupada Gümüşhane ekibini mağlup ederek hem grupta lider olmak istiyor hem de devre arasına moralli girmek istiyor. Konyaspor Gümüşhane Spor karşılaşması yarın saat 16'da başlayacak. Şimdi de basketbola geçiyoruz. Spor Toto Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Trabzonspor'u 98-78'lik skorla mağlup etti ve ligde Banvit'ten sonra ikinci sıradaki yerini korudu. Fenerbahçe Trabzon'a şans tanımadı. Fenerbahçe ve Trabzonspor Medical Park yarın futboldaki maç öncesi potada karşılaştı. Mücadele sarı lacivertlilerin 98-78'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Bordo Mavililerin potasına 20 sayı bırakan Datome maçın en skorer ismi oldu. İlk çeyrek hem 3 sayılıklarda çok iyiydiler. Çok sabırlıydılar, topu çok iyi kullandılar. Bizim de savunmamız biraz iyi değildi. Dediğimiz an maçın momentumu da değişti, maçın seyri de değişti. 14 sayı gerideyken toparladık ve maçtaki en iyi reaksiyonu gösterdik. Başındaki reaksiyonumuzda diğer iyi reaksiyonda hem savunma açısından hem hücum açısından çok iyi şeyler yaptık. Demek oluyor ki çok iyi 3 sayılıklar oluyor dışarıdan. Bu yüzden de bizim savunmamız biraz daha farklıydı. Bütün oyunculara fırsat verme şansım olduğunda çok mutlu oluyorum. Bana sormadan önce ben söyleyeyim size, evet Ahmet Tüveroğlu mükemmel bir maç oynadı. Spordaki gelişmeleri aktardık. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.